Evet Murat Bey, hasat zamanı geldi çattı. Artık hasatlarımız yapılacak zeytinden ve budama işine gireceğiz. Çiftçilerimize herhangi bir uyarım var mı hasat zamanı için? Öncelikle başlayalım. İlk baştan o zaman biz hasattan başlayalım. Evet. Sonra budamayla ilgili bilgilerimizi evet. paylaşırız. Evet. Şimdi burada en önemli olan şey hasatın düzgün yapılması. Yani ne demek istedik? Meyve dallarını kırmadan, dökmeden gelecek sene gelecek sene de ağacımızın verimli bir sezon geçirmesi için mutlaka tarakmansa gayet kibar, nazik bir şekilde ağaçlarımızın hasatını yapmamız lazım. Önemli olan burada meyve dallarını korumak. Gelecek senenin meyvesi için. Şimdi budamaya geldiğimizde ilk başta budamadan önce yapılacak bir uygulama var. Onları da hatırlatayım. Ondan sonra budamaya geçeyim. Şimdi zeytin ağacının en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi bor, çinko, fosfor ve potasyum. Bu üçünü budamadan önce yaprakları bolken vermek gerekir. Çünkü yapraktan aldığı için bu elementleri, iz elementleri. Yaprak budama yapılıp da yapraklar azaldığı zaman bünyesine daha az bu elementleri alacağı için önce bu dediğim dört elementin verilmesi lazım. Hasattan hemen sonra. Hasattan hemen sonra. Aradan bir 10 gün, bir hafta geçtikten sonra da budamaya geçmek lazım. Evet. Budamayı yaparken ağacın fizyolojik yapısı çok önemli. Şayet ağaçlarımız 8-10 yaşlarında ise genç ağaç sayılır. Bunların fizyolojik yapısı kuvvetli olduğundan budamaları az yapmak gerekir. Evet. Yaşlı ve pörsümüş, bakımsız ağaçların budamaları daha farklı. Onu da şöyle izah edelim. Bunlar da genelde kuru dal çok olur. Verimsiz dal çok olur. Yaş itibariyle de filizleri içlerinde, kollarındaki filizler çok çıkar buralardan. Bu filizlerin alınması lazım. Çıplak dalların alınması lazım. O görmüş olduğumuz aşağıdaki çıplak çıplanmış küçük dalcıklar diyelim biz ona. Bunlar verimden düşmüştür artık. Yani yeşil de olsa o kış kuruyup yok olacak. Onun için onları almamız lazım. Bir ikincisi de hani yaşlı olmasına rağmen çok iyi bakımlı bahçeler var. Buralarda da en büyük sıkıntı dal sıklığı. Yani yoğun bir dal oluşu bakımlı olduğu için bunlarda da dal seyretme yapmamız lazım. Mutlaka yani içine güneşin rahat rahat girmesi için ilaçlama yaptığımız zaman içteki dalların da o ilaçlardan, gübrelerden faydalanması için bir seyretmemiz yapmamız lazım. Seyretmenin bir diğer şeyi de, faydası da meyve iriliğini muhafaza etmek. Yani meyve kalitesini yükseltebilmek için mutlaka biraz fedakarlık yapmak lazım. Eğer bunu yapmadığımız zaman küçük meyveler ve beslenemeyen bir meyve ortaya çıkar. Bu da çiftçinin işine gelmez, zarardır. Başka sormak istediğiniz mi? Bir sonraki programda soralım. Teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi günler.